Korona'ya var. Ata kaptan da konumunu korumaya devam ediyor. Paulin'le evet, Clarkson bir canı var. Mr. Fallen. Savunma yapmaya devam edecek. Güzel. İnfo da aldık. Bant main girişinde. 4-3 pozisyon. Avantaj devam ediyor Fute Espor için. Asya hücumu biraz daha yavaşladı tabii. Özellikle Efeçim'in canı olmadığı için. Biraz ASAT girişi daha dikkatli yapılmak zorunda gibi. Krax hala evin altında. 30 canı var. Ay vuruyordu lan. Sen deneme ata kaptandan sınav denemeleri gelmeye devam ediyor. Spawn'in yeri belli yalnız. Yiğit'in aldığı çok kritik. Canlar az yakalamalıyız. Kalan oyuncuların canları birer nice. Vermelik. Ata kaptan geldi. Yiğit'ini düşürdü ve HFM sadece nice oğlum ata kaptan. Abi. Bir mix var. Bayağı iyi. En güzel o burası bence. Önemliydi. Şimdi Kiwi yalnız çok önde kaldı. Dikkat etmek lazım. Nice oğlum. Marshall'la beraber. Eşe gerek var mıydı? Bant bir yandan B'ye doğru spawn'u hazırlıyor. Hadi dilenmeyin oğlum. Buradaki alarm bot için galiba evet. Güzel bir oyun. Alarm botu böylece borçlamış oldu. Yalnız hemen bir yardım gelişti Monk. Smoke çıkışına tabi Moş tahmin etti böyle bir oyunu ve oraya doğru güzel bir cross koyma. Şimdi kalan 3 oyuncusu Asya için Catwalk'tan yavaş yavaş aya yaklaştılar. Kiwi hala çok önde. Gelen bir tane de Kishfoku var. Ay ay ay. Bir tane no scope atıyor. Ah. Kiwi vurdu sandım. Mr. Fallen orada ve tertemiz geçen bir. Güzel. Ama bu oyunu farkına varınca A'yı hızlandırabilir. Evet. Çünkü Ase hem ortayı hem de aslında var. B'yi kaybetmiş ama oldu bu hareketle birlikte. Ama Chinchoy'umuz A'da bakalım yeteneklerini biraz tutabilir mi onları? Bir şok var Evan'dan pink atacak mıyız? Çok fazla rifle'ımız yok. Krax'ın Phantom'ı bu anlamda oldukça önemli. Çok net girdiler bu arada. Bir anda retake'i hızlandırabilme ihtimaline sahibiz. Yani en büyük gücümüz şu. Plant'i henüz alıyorlar. Ve bizim retake'i hızlandırmayı çabamız önemli. Nice. Krax'ın patlayışının ardından harika bir şok oku kullanıldı ve kill almış olduk. Yirchen 62 cana sahip. Ve güzel flash pick de hemen yanına. Doğru çekildi. Drone var. Bu drone'u etkili kullanabilir miyiz? Mr. Falling kimseyi tekleyebildiğim emin değilim. Yiğit'in bu esnada çıktı. Evan'a çok iyi. Tam boş. Birer tane kill bonusu kazanmaya fazla yakınız. İki oyuncu şu anda main'deler. Smoke var önlerinde. Teker teker bu fight'lara giriyorlar. Birer tane kill aldılar ve tek kaldı artık. Bant. Tarete attık. Bant bir kill daha alsalar. Oğlum 4 mermisi var hala adam vuruyor ya. Lider silahları olacak zaten. Ortaya doğru Kiwi savunması. Hemen bir sıfır noktası bu arada işaretlendi Kiwi'de. O da geriye doğru çekildi. Yalnız Yiğit'in 10 saniyede markete kadar geldi. Yiğit'in dövdüler Kiwi'yi. Bayağı hasar var Kiwi üstünde. Dikkatli olması gerekiyor. Kiwi'nin bu saatten sonra artık. Heal da yok. Kiwi o canlı oynayacak. Orta tarafta onların kontrolünde. Artık Kiwi'nin canı Kiwi keşke operatör alaydı la. Çok fazla hamle yapamayacağız. Site'e tekrar Moj'un görevlendirildiğini görebiliyoruz. Moj yeteneklerinin tamamını site'da kullanacak. Niye almamış operatör acaba? Atılan para bir tane da var. Gardına doğru çıktı Jet. Moj'u fark etti, düşmemesi lazım. Oman yakalanıyor ata kaptan düştükten sonra. Tabii Moj'un da yerini biliyorlar. Kiwi'nin canı sadece 12. Bu esnada Dash'i de aktif. Eskaza bir mermi gelirse düşebilir. Dikkatli olması lazım. Kendini unutturmaya çalışıyor. Kiwi bu esnada oyunu evet, orta A'da bıraktılar ve B'ye taşıyorlar. Ama sadece sovaları kısada kaldı. Evet, şimdi bir yerden bir info hata aldıklarında oyunu çevirebilirler gibi. Şimdi silah ucunu şimdi fark etti. Tam da smoke atıyordu Kiwi. Tam da smoke atıyordu. Timing yedi ya. Onun aleyhine oldu. Ecefem. Krax, iki kilim var. Bir bu iki. Güzel, güzel, güzel. Takas var. Oğlum bir kilim var. Bir kil yeter bak, bir kil. Yok, iki lazım. Yan yoldan geldi iki tane oyuncu. Ya. Hata yapmadılar ve tek başına Moj'u bıraktılar. 10 saniye kala plant geliyor. Evet, ya biraz Ok'la oynamak istedim Mr. Fallen ama çok fazla süre yoktu. Biraz da rakibin oynamasını bekleyebilirdi belki. Ya burada tercihi piklemek oldu. Ya Krax'ın çıkıp yaptığı bile ekstraydı. Yani oraya evet kadar bile kalmaması gerekiyordu round'un. Orada zaten çok ekstraya giden. Bu arada Moj yalnız gap'i buldu. Spawn'a gidecek. Kazanılabilir hala. 1 vs 2'ye kadar bravo getirdi. Ben kayıkhane ve site içerisinde kontak kombosu var ki Taret'te 3. kişi orada adeta. Evet. Ekonomileri yok. Direkt olarak ivmeyi yakalamış olacağız gibi kısada. Ve şu anda çok güzel, çok güzel kill yakalayarak çıktı buradan. Ve şimdi de B'ye doğru hücumu hızlandırma kararı geldi. Rakibimiz
split yapacak. Mojo'nun yerini öğrendiler. Şimdi turret'i aldılar. Site arkasındaki oyuncularımızın desteği çok yok. Monk CT'ye sızmış vaziyette. Tamam. Kibi'yi yakaladı. Bu fight'ı da devam ettirecek Mr. Fallen üzerine. Life geliyor. Bak. O kadar abi, iyi inanılmaz. İş çıkardılar ki anında verilen kararlarla bizi counter P'de bırakıyorlar. Biz A site'ı tamamen bırakmıştık. Şimdi CT'de de operatörle bir Ata kaptan yap lan oyununu. İyi oynamak zorunda. İki kill evet, alsan yani yeter lan. Geldi. Burası beklenmeyebilir ama bu bir. Ay solo. Krax nerede oldu? Spawn'dan gelen Krax'ı bulmuş tekrardan ve HFM sakin kaldılar. Evet şimdi Life bu arada kör oldu. Yakın mesafe yakalayabilir miyiz? Bir mermi geldi ama 81 canlı Life oradan çıktı. Şimdi tabii yarım bir roundumuz var. Kiwi midi pusuyor. Arkasında kalabalıktan sonra Kiwi. Kiwi buldurmak istiyor. Geldi güzel 5 shot fakat Monk'tan acilen. Güzel kill, güzel kill olsun. Ultisi geldi elemanın. Silahların birini kaybettik bizdeki. Şimdi Mojo'nun ellerinde var bir de Vandal. Tabii ultileri çok iyi. 4 tane ultileri var. Kullanırlar mı bilmiyorum. Eğer çok round krize girmezse kullanmayacaklardır zaten ama. Yani en kötü durumda Monk'un tecrit ile beraber A'ya giriş gerçekleşir. Yani şu an şartlara baktığım zaman kazanılabilecek bir round görüyorum. Özellikle Krax'ın... Aynen, Brimstone'da da Bucky vardı. Ok direkt olarak kırıldı. A'ya ağır bir rotasyon götürecek miyiz bunu bilmiyorum. Ve bir tane şok. Bayağı hasar verdi. Life'ın canı sadece 16. Atakaptan çıkmaya çalışırsa sıkıntı yaşayabilir. Mr. Fallen'ın harika bir tek. Mr. Fallen mükemmel üçgen. Bu şerifi çalıştırdı, işletti. Harika kullanıyor. Oğlum çok iyi oyun. Helal. İşte bravo, güzel oyun. Bir verebileceği mükemmel bir katkı. Harbiden. Bir tane round'u direkt olarak şeride. Nice oğlum, helal. Oyun içerisindeki bütün... Önemli round'du. Tabii ki kararlarımızın da bundan sonra biraz daha rahat olacağını gösteriyor. Yani tek şarjör 3 kill. Sonrasında tek mermi çok buraya. Iyi. İnanılmaz gerçekten. Yani Heaven'da tek başına aldığı bir round. Ne yapıyorsun? Clutch round'da tek döndürmeye çalışıyor kaptan. Kiwi şimdi B tarafında... Çok güzel Kiwi. Ay ay ay! Şımardılar, bittiler. Mental GG. Şimdi smoke arkasında bir takas alacaklar. Vandal Mr. Fallen yine yardımda. Ve son kalan Yiğen 4'e 1 pozisyonda. Önüne doğru kapanan bir kapı var. O kapıyı kırmaya çalıştık. Hemen çok güzel kör, bravo. Ve Mr. Fallen 4 vurdu, ekolar. 3 vurdu. Kimse kırmayınca tekrar kutudan aşağı inmek durumunda kaldı. Kiwi taglendi. 49 can. Hemen geriye doğru dönüyor. Dikkat etmek lazım Marshall'lara. Biliyorsun eko roundların yıldız silahıdır tabii yani. Tabii ki. Bir tane tek var. Bu Marshall'ın artık haritada olduğunu biliyoruz. Kısa tarafında iki oyuncumuz çok da güzel. Yapmak istediler ve bu da rakibimiz için sıkıntı oldu. Hala double pick'iz. Bir tane daha girecek mi? Nasıl bir pick? Bak bak, ilke bak. Dediğimiz gibi yani gördüm duvardan vururum devamını. Bir de kaçtı oradan. Monk bu arada aktifine gayet bir sürü skill aldı bir de orada. Şimdi life'da. Fade denedi, sonuç yok. Moj hala merdivende. Burada bir spike trend'e izin vermemek lazım artık. Round bu kadar iyi başlamışken. Oyuncu tekledik iki tane. Oldukça yüksek hasarları var üzerinde. Spike plant'i geç, round'u vermeyelim de canlar da azaldı yani, çünkü. Herhangi bir site'e girebilmeleri zor duruyor. B'ye gidecekler ve biz Mr. Fallen'le B'ye yaklaştık. 3 kişilik bir savunmamız olacak. Çok sıkıntı olmamasını bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Yine Ata Kaptan smoke desteğini de verdi artık. Hadi oğlum. İyi defans, iyi defans. Krax'ın canı 5 kaldı. Bir de bir değişim sonrasında yine site içerisinde bir kill daha verdik. Bu Marshall. Abi bu adama dikkat, bu adama dikkat. Yerden bir rifle buldu, ultisi de vardı ama süre yok. Pike gelen oyuncumuzu neyse ki beklemedi. Yani bekleseydi nice. Bire bire kadar getirebilirdi. Kimi çıkıyor sonuçta. Wall back işi bitiriyor. İçeride dertlendim. Moja pek bir desteğimiz yok. Hiçan ortada Krax'ı yakalıyor. Bunlar problem. Bunlar problem. Buraya kadar rahat gelebilmiş olması... Hocam o adam oraya gidip Krax'ı... Ama şimdi Krax'ı kaybetmiş olmamız... Daha 54 saniye varken... Öyleli diyorsunuz ha. İşleri bizim için biraz zorlaştırmış vaziyette. Kiwi abi inanamıyorum. Gelen bir tane görüş var. Dönmeyi tercih etti ama arkasında da birileri vardı. Eyvah. Teker teker killleri aldılar. Ata kaptan son bir savunma gayreti içerisindeyken ona da tetik çekme imkanı bile vermediler. 4 oyuncumuz nasıl düştü haberleri yok. Evet yani herkes pozisyon dışı kaldı. Herkes bir şey atarken, yer değiştirirken falan yakalandı.
Şimdi Mor'dan gelen güzel bir headshot var. Hiç canı gitmedi bu arada. O yüzden oynayabilir. Knobi de var. 1v5 ace clutch gerekiyor. Güzel bir vuruş daha geldi. Ah lan. Spain'in devamında başarıyor. Geçen 3. kill'in çıkarıyor. Kötü başladı demiştim. 3 kill'e devam. Hem soğuk ultimiz hem teşhitimiz var. Bir de Omen ultisine sahip. Onlar Yiğit'e harika hasar verdik. Smoke içerisinden 19 canı kaldı için. Saatten sonra rahat rahat oynayamayacaktır. Geçtiğimiz roundda ortaya kadar gelip enter alan oyuncu kendisiydi. Ve bir sobu ultisi Mr. Fallen. Hop, çok iyi be oğlum. Soldan vurdu bir de sağ kaçtı sağdan güzel entry, vurdu. Güzel enter'i, smoke'ları yok. Sollu sağlı ultinin hedefinde. Evet. Entry böylece geldi. Ata. Aman yakalanma ya. Böyle bak. Tide'de kimse yok. Taret var sadece. Taret kontağında paranoyu atacak. Riskli bir hareket ama iyi uygularsa Atakap'tan çıkıp ikisini birden yakalayabilir oyuncuların. Şimdi gelen bir drone. Drone üzerine hemen paranoya geldi ama... O ne abi? 19 canlı. Lan Krax öldü. Yani yine elimizde olan round. Abi B'ye döndürüyorlar. Aha. Of of. Çok kritik. Güzel 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 güzel. Son anda Monk'u düşürdü. Fallen vuracak. Nice. Gerekiyor ki o dikkati de Mr. Fallen gösterdiği 3. kill roundda. Ulti ile açmıştı. B'deki oyuncuyu birebir de yakaladı ve herhangi bir sızıntı olmasına engel olarak şimdi roundu takımının lehine iyice çevirmiş durumda Mr. Fallen. Gerçekten harika bir round performansı şu ana kadar. Ve kalan iki oyuncunun canları aslında Moj durumun farkında. Biraz daha özgüvenli olabilir. Birisi site'e geçti ama zaten gayet kalan iyi, son oyuncu iyi. Ve içen 19 canlı. Bunu biliyor muyuz emin değilim şu an için. Ve içen yani yeri de belliyken bizi sadece oyalamakla kalıyor. Flash atmaya kalktı. 3 oyuncumuzu çok güzel bravo. Kaldı. Ve içeni yakaladık. Yani Mr. Fallen'e ayrıyeten tebrik etmek lazım. Harika bir hasar. Geçim. Ekstra yaptı, çok ekstra yaptı. Evet. Yani sıfır noktası. Kivi'nin hemen hem infosunu alıyor hem de yeteneklerini sıfırlıyor. Şimdi hedef A'yı almak. Abi ve harbiden ya. Kimiz olacak mı? Donatıldı karşılıklı. İçen maalesef Kivi yakalıyor. Şok var. Mr. Fallen'in üzerine gitmek istiyorlar gibi destekli de alta kaptan olacak. Destek düştü. Mr. Fallen'i zaten görmüşlerdi. Kapıyı kırıp onun üzerine oynamaya çalışacaklar. Jet o ne oğlum? Süzüldü ve life... Mr. Fallen'i düşürünce yarının son roundunu artık kazanmak üzereler. Kalan iki oyuncumuzun şansı yok değil. Tecritimiz var ama var. Gerçekten zor. Evet dediğim gibi önce bir tecritin geçmesini bekliyoruz. Moj'un ultisi bayağıdır var galiba değil geldik. Mi? Moj tecrit atacak ama iki tane oyuncu var kısa da. O tecriti Heaven'a doğru atıyoruz. Biraz daha kısa yakalayamasın diye. Ama tabii oradan da... Yani çok geriye gitmelerine gerek kalmıyor. Evet yani gitseler bile tekrar gidebilirler zaten. Yani çok uzağa gitmeyecekler. Risk almadılar bak. Normalde çoğu takım koşar belki burada. Ne yapıyor oğlum eleman? Helal! Bu arada Krax'tan iki tane kill geldi. Ultisini de açtı. 3v2 çok güzel. Gelebilir bir retake senaryosu olabilir gibi ama... Moj'a güzel bir headshot geliyor banttan. Ve henüz zaten basamamıştı. Monk da Krax'ın dişini aktif hale getirmemişti ama artık açsa kendisi için iyi olacak gibi. Bunu tercih edecektir. Peek'e çıktı bir tane vurdu. Double peek'imiz var abi ama... Abi nasıl oradan kill alıyor adam ya? Dede şattı ama. Dişi zaten kullanmıştı. Kaçıp kaçmadığına dair pek fikre sahip değiliz. Ya bıraktık life'ı. A koşmak istiyoruz. Killjoy'un bütün yetenekleri burada. Bu yetenekler kullanılacak. Shorty'si var. Çıkmak istiyor abi mu? Abi şunu bulsanız ya. Çıkarsa da şansı gerçekten yüksekti Shorty ile. Şimdi içeride kontrolü sağlamak üzereyiz. Güzel güzel biraz güzel. Krax hasar almıştı. Etrafı temizlediler. Bu Shorty'nin getirdiği özgüvenle Monk hareketli. 4v5. Arkadan biri geldi. Evet işlevsiz kaldı Monk bu arada. Arkadaki fight çok kritik. Sen de söylediğin gibi. Bu harbi çok kritik. Nice oğlum Ata Kaptan. İyisin. Beraber durumu tekrar 4v4'e getiriyoruz. Monk şöyle bir kapıyı kırdı. Hemen kresine geri dönüyor. Çünkü işlevsiz oldu artık o short yakın mesafe. Fight'ı zor burada. Heaven altı, Heaven üstü, Jhin ve main tarafa 4 oyuncumuz var. 4 tane farklı pozisyon devam ediyor. Keşif Oku öyle bir gösterdi ki. Oğlum harlattı herkes amına koyayım. Son kılan bant yukarıda. Nice oğlum Kibi. Kibi okuyabilir misin? Ooo yalnız life. Yetşat'ta Moj'a attı. 72 can Moj. 47 can. Tabi şimdi o iyi silahları biraz daha değişti. Elden ele değiştiriyoruz. Fight'lara girerken. Bant bu kez. I cannot use that. E tarafına yerleşmiş Shorty ile. Şimdi Keşif Oku geldi. Bant kendini oradan sakladı hemen. A'da main'de bir oyun gelecek yalnız Smoke'dan. Hemen böyle bir ulti küresine dokunduk. Kaptan takım arkadaşlarını korumaya devam ediyor. Smoke içerisinde iki tane klasik var. Rax bakalım B'yi deneyecek mi? Denerse sıkıntı çıkabilir çünkü Shorty yakın mesafe. Nice. Şimdi Rax son anda fark etti.
rakip açılmaya çalışırken güzel bir wallbank headshot. Oyunu B'ye çevireceğiz. Döndürüyoruz. Güzel. Onda hala bir oyuncu daha var. Monk. O hiçbir şey yapamaz çok ya. Klasiği yani var. Bu tabii eko geçirecek bir şekilde. Bu raddeden sonra bonus safhasına girdiğimizde bayağı rifle'ımız var. Bu tarz roundları nasıl geçireceğimiz önemli. Direkt rakibin mesela A site'ini sınamak isteyebiliriz. Bu kadar iyi... Tertemiz. Bir rifle durumu varken atakaptan yakın çıkardık. Evet. Net bir oyun oynarız yani. Yani direkt bonus'ta bunu tercih edebiliriz. Default'u bozmadan rakibi tartmak üzerine oynayabiliriz. B'yi test edebilirsin. Çünkü Ascent haritasında rakibin sürekli uyanık olması lazım ya. Ascent haritasının şöyle bir özelliği var. Şimdi site'ler birbirine uzak. Uzak olduğu için eğer tek bir hata yaparsa hayır mesela rakibimiz... Bir önceki Yama'da oynuyorlar Quiet Noble. Evet. Bir de bonus'u kaybetmek gibi... Pearl'ün yani değişmedi. Önümüzdeki round'u kaybetmek gibi bir lüksleri yok. Ve bu da olmadığı hiç için biraz baskıyla oynuyorlar artık. Moj bu arada. Haret oldu. Beraber. Zaten iki oyuncu Spike'a düşecekler. Spike'ın patlamasını bekleyecekler. Kivi'nin bu Ascent performansı çok önemli. Evet, yani hissedebiliyoruz ve kazandıkça iyice özgüveni toparlayacağız. Şimdi bir tane smoke, atılan flash var, patlayıcılar var, yetenekler teker teker kullanılıyor. A'ya doğru hücum edeceğiz, ata kaptan. A'yı sınıyoruz, test ediyoruz. Çıkan oyuncularımız biraz daha dikkatli olsalar iyi olur. Life bir alabildi ata kaptandan ikinci kill, bu flash peki çıkıyor. Yiğitçen sonrasında döndü, yakaladı atayı, takar nice. Gelsin geri takar. Kivi 2 sıkıntı yok. Oğlum arkadan geliyor. Nice oğlum. Krax düşürdü, Monk'un plant alındığında. Eyvah. Umarım life'a dikkat ederiz. Spike yerde ve şu an açıları temizliyoruz. Mantıklı oynadığımızı söyleyebilirim. Bekledik, life'ı gördük. Bu da bizim için büyük avantaj. Buraya atılabileceğimiz nice oldu. Bu çok problem değil yani. Bizim isteyeceğimiz satın alanlardan bir tanesi. Çünkü bunu kazanırsak direkt fişi çekeriz. Uf, life güzel bir vuruş ama ata kaptanın aynı hızda bir takas ne var. 4vs4'te. Ve hala killjoyları hayatta. Bu bizim için biraz sorun. Çünkü yetenekleri... Yine çok büyük bir alanı savunmaya devam edecek. İçen... Don Dark Wolf bu arada 45 aydır T3 olmuş. Çok teşekkür ederim Don Dark Wolf. Eyvallah canım. Ama biz de bir aspit taktiği yapacağız. 3 kısa bir tane uzun. Oraya doğru geldi Kivi. İçen... Çok güzel trade. Ama Krax yine takasta. Çok güzel trade. Bu adama dikkat, bu adama dikkat. Bu adamı hemen öldürelim. Çok güzel Krax be. 3v2. Bitti round. Hemen gelip bir sıfır olunca arkasına plantini alacak. Eyvah, eyvah. Yalnız çok hızlı oynadı. Nice oğlum. Mr. Fallen. Çok güzel, tertemiz. 11-5. Lakin Solo Esports'unda aslında ne kadar kırılgan bir takım olduğunu gösteriyor. İşler kötü giderken, geriye doğru giderken. Top bitten iyi bir deneme var Life ama. Çok güzel. Uçaklarının iki farklı iki oyuncuya gönderdi bizden. Fakat kill yok. Kivi'nin entry'si var. Şimdi eco round'dalar dediğin gibi tek Life'ın zaten ultisi açıktı. 12'ye doğru hızlıca gidiyor gibiyiz. Bat, iyi bir headshot vurdu. Şerefleri biraz can sıkıcı olabiliyor. Evet, dikkat edin. Yani daha Monk hayatta biliyorsun. İlk haritanın çılgın şerif oyuncusuydu. O silah almaya mı gidiyorlar? Çok güzel yani kill. Gidecekti ama Moş yürümesine izin vermedi. Fakat hasar üzerinde ve Bant geldi. Evet, yani 3v3 yalnız. Of, çok iyi bir aşı. Kill verme. Nice oğlum. 3v2 tam aldılar ya. Yani kapı kapıyı abi. Gerçekten iyi bir açıdaydı. Çok güzel Kivi, bravo oğlum. Her yere yetişiyor, her yere. Kivi'nin 3. kili bu. Bant'ta yerini belli etmiş oldu. Wallbang deniyor. Kapıyı kıracak. Round'u deneyecek ama tabii bu deneme yapılmış olmak için yapılan bir deneme olarak kalabilir. İki oyuncumuz main'deler. Bir tane daha şok var. Biraz hasar verdik. Yani plant açık olduğu için main'de olmaları çok pek problemler almıştık. Onun için daha da zor belki de bu. Şimdi Kivi ultiyle beraber gidecek, hemen bir tecrit. Nice oğlum. Monk üzerinde. Çok güzel bir yok. Buldu. Yalnız tüm oyuncuların main'de olduğu infosuna sahipler. O yüzden orta hemen yardım ediyor. Göklerden vurmaya devam ediyor. Bir headshot daha gönderdi. Ata kaptan şimdi hemen markete doğru yaklaşmaya çalışacak Kivi. Oraya ben yetişirim diyor. Tersi. Şimdi spawn GG'de oraya da arkalayacak. Gelen bir sov ultisi var. Oraya doğru flash pick gelecek Kivi ama Mr. Fallen yanında. Da vuruyordu. Nice oğlum. Bravo. Çok güzel. Çok güzel mi? İnanılmaz tek tane.